Tarımsal üretimi artırmak için gübre kullanımı gerekli. Ancak gübreler bilinçli kullanılmadığında toprağa ve ürüne faydadan çok zarar veriyor. Çiftçileri bu konuda bilinçlendirmeyi amaçlayan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gübreleme El Kitabı hazırladı. Bakanlık Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Bitki Besleme ve Teknoloji Geliştirme Daire Başkanı Ali Metin Kaycıoğlu bu konuda Web Tarım TV'nin sorularını cevapladı. Çalışmanın amacının toprak analizine dayalı bir sistemi oluşturmak olduğunu söyleyen Kaycıoğlu, toprağını analiz ettiren çiftçinin analiz sonucuna göre ihtiyacına uygun gübreyi kullanması gerektiğinin altını çizdi. Çiftçilerimizin gübreyle ilgili bilgilendirilmesi, hangi gübre nedir, ne değildir, bunun gerekli izahatı, neden biz toprak analizi yapmalıyız, bunun izahatı, topraktaki organik madde miktarının artırılmasıyla ilgili çiftçilerimizin yapması gerekenleri küçük can alıcı notlarla çiftçilerimizin beyinlerine kazımayı hedefledik. Toprak analizi yaptırmadıysa çiftçimiz bu kitaba, bu rehbere başvursun istiyoruz. Burada bütün alanların ilçe bazında azot, fosfor, potasyum yani bitki besin maddesi haritalarının önlerine koyduk. Senin arazin, senin tarlan hangi noktaya denk geliyorsa, hangi bölgeye denk geliyorsa, haritaya bak, analiz yaptırmadıysan, toprak analizi yaptırmadıysan, haritaya bak, ona göre tabloda da gübreni kullan şeklinde bir kitapçığı çiftçilerimize önümüzdeki süreçte ulaştıracağız. Üreticinin yapması gereken ilk iş toprak analizini yaptırmak olduğunu söyleyen Kaycıoğlu, bölgelere göre farklılık gösteren toprak özelliklerini belirlemek ve her toprağa yapısına uygun gübre vermek gerektiğini vurguladı. Şimdi ülkemizde yaklaşık 5,5 milyon ton civarında, yani son yılların ortalaması bir kimyevi gübre kullanımı var. Buna ilave olarak son yıllarda trende gittikçe artan bir seviyede de 1 milyon ton geçtiğimiz yıl kullanımı vardı. Organik gübre kullanımı. Yani biz bunu iki dal ayırıyoruz. Bir organik kimyevi gübre mevzuatı çerçevesinde tescil edilen ve faaliyet sürüten firmaların ürettiği gübreler. Bir de organik, organomineral diye tabir ettiğimiz bizim diğer yönetmeliğimizin çerçevesinde üretim yapan, faaliyet gösteren firmalarımızın üretimlerinin oluşturduğu grup. 1 milyon ton seviyesinde bir organik gübre kullanımı söz konusu ve üretimi söz konusu. Biz şu anda organik gübre ihracatında iyi bir pozisyondayız. Geçtiğimiz yıllarda çok yoğun bir şekilde ithal ederken bu ürünü şimdi bölge ülkelerine ta Fas'a, Cezayir'e kadar, Avrupa ülkelerine kadar ihraç etmeye başladık. Yaklaşık 100-150 milyon dolarlık bir geçtiğimiz yıl, daha rakamlar netleşmedi ama 150 milyon dolar seviyesine geldi. Bir ihracatımız söz konusu. Düne kadar İspanya'dan bu ürünü ithal ederken şimdi İspanya'ya bu ürünü ihraç eder pozisyona geldik. Çiftçi tarlaya gidecek, numunesini alacak, analizini yaptıracak. Ona göre gübresini kullanacak. Elbette ki ülkenin genelinde masaya yatırdığınızda her bölgenin kendine has özellikleri var. Bir bölgede fosfor fazlalığı varken bir bölgede potasyum noksanlığı ortaya çıkabilir. Bir bölgede bor fazlalığı varken bir bölgede işte atıyorum bunun eksikliği ortaya çıkabilir. Yani bir bitki besin maddesinin her bölgede dağılımı farklı. Bu tabiatı gereği, doğası gereği. Biz de çiftçilerimize diyoruz ki kardeşim önce git sen toprak analizi yaptır. Bakanlık çiftçilerin toprak analizlerini yaptırmaları için her konuda yardımcı oluyor. Ülke genelinde 387 tane toprak analiz laboratuvarının bulunduğunu dile getiren Kaycıoğlu, çiftçilerin analiz yaptırmakta zorluk çekmeyeceklerini vurguladı. Biz doğru yönlendirelim. Biz doğru talep edelim çiftçi olarak. Arkadaş gel benim toprağımın analizini yap. Neyse ücretini vereceğim. Benim menfaatime, ekonominin menfaatine, ülkemin menfaatine. Ülke genelinde şu anda 380 civarında 387 tane toprak analiz laboratuvarı var. Aktif 304 şu anda bir fiil aktif olarak 304 tane. Bunun yaklaşık 30 civarında olan laboratuvarlar bakanlığımıza ait, kamuya ait öyle söyleyeyim. Bunlar ülkenin değişik noktalarında
faaliyet gösteriyorlar. Yani erişimle ilgili, laboratuvara ulaşımla ilgili, erişimle ilgili çiftçinin bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyoruz. Kaycıoğlu, toprağın ve tarımın sürdürülebilirliği için yanlış gübrelemenin mutlaka önlenmesi gerektiğinin altını çizdi. Ne kimyevi gübre organik gübrenin alternatifi, ne de organik gübre kimyevi gübrenin alternatifi. Asıl olan çiftçimizin, üreticimizin gidip analiz yaptırması. Analizini yaptır, ona göre ya ortaya çıkan reçeteyi kullan. Rastgele gübre kullanımının önüne geçmek durumundayız. Bugün ülkemizde 5,5 milyon ton kimyevi gübre kullanımı var. Etkin gübre tüketimi nedir biliyor musunuz? %40. Yani bu şu demek. Siz 5,5 milyon ton, yaklaşık 6 milyon ton gübreyi toprağa atıyorsunuz. Bunun 2,5 milyon tonu heba oluyor. Organik gübreye geçiş sürecinin çay tarımıyla başladığını ve hedeflerinin organik üretimi tüm çay alanlarında yaygınlaştırmak olduğunu ifade eden Kaycıoğlu, Karadeniz bölgesinde hızla yayılan organik üretimin en önemli basamağının doğru organik gübre kullanımı olduğunu kaydetti. Çayda organik tarım faaliyetleri 2007 yılından bu yana devam etmekte. Geldiğimiz nokta itibariyle yaklaşık 35 bin dekarlık bir alanda çaylık alanlarda organik tarım yapılmakta. Bizim hedefimiz bunun ülkemizin tüm çaylık alanlarında yaygınlaştırmak. Yani ülkemizin tüm çaylık alanlarında önümüzdeki süreçte organik tarıma geçmek istiyoruz. Bizim hedefimiz bu. Bugün hazırladığımız kararname şu anda Bakanlar Kurulu'nda imzada, önümüzdeki süreçte yayınlanacak. İlk etapta kademeli bir geçiş öngörüyoruz. Yaptığımız çalışmalarda bu noktadaydı. Bakanlar Kurulu'ndan yayınladıktan sonraki bu önümüzdeki birkaç gün içerisinde yayınlanır. Arkadaşlarımız da şu anda sahada yaklaşık 300 bin dekarlık bir sahaya ilk etapta çıkarmak istiyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren de tamamında tüm çaylık alanlarda, yani 830 bin dekarlık bir alanda organik tarım, çay tarımı yapmayı hedefliyoruz. Çay üretiminde kimyasal ilaç kullanılmadan üretim yapılan tek çay bizimki. Altını çizerek söylüyorum. Kimyasal ilaç kullanılmıyor. Organik tarımın esası nedir? Kimyevi bir madde kullanmayacaksın üretim aşamalarında. Bir de başlangıcından sonuna kadar bunu kayıt altına alacaksın. Şimdi %50'sini zaten hallediyoruz. %50'si nedir? Kimyasal ilaç. Zaten yok, kullanmıyoruz. Geriye bir tek kimyasal gübre kalıyor. Doğru mu? Kimyasal gübreyi de biz organik gübrelerle bakanlığımızdan tescilli artı sertifikasyon, organik sertifikası olan gübrelerle halledersek geriye bir şey kalmayacak. Yaprağında kimyasal olmayan çayımızın toprağında da kimyasal olmasını istiyoruz. Metin Kaycıoğlu, kimyevi gübrelerin sebep olduğu nitrat kirliliği konusunda da bilgi verdi. Nitratlı gübrelerin denetimleri için yapılan çalışmaları anlattı. Nitratlı gübreler tarımda kullanımının yanında terör örgütleri tarafından organik patlayıcı yapımında da kullanılmakta. Özellikle 33 amonyum nitrat dediğimiz, bunun yanında %26 kalsiyum amonyum nitrat dediğimiz, yani içerisinde nitrat barındıran gübreler, potasyum nitrat, sodyum nitrat gübreleri terör örgütleri tarafından bir takım işlemlerden geçirilerek daha sonra el yapım patlayıcıyla ilgili bunların imalinde kullanıldı. Yaklaşık 450 bin ton civarında gübreyi bayilerde ve üreticilerde yedemine aldık. Kesinlikle bunları satış ve sevkiyat yapılmayacak dendik. Ancak bir yandan da çiftçinin ihtiyacı, bitkinin azot ihtiyacını karşılanmasıyla ilgili durumu göz ardı edemezsiniz bakanlık olarak. Sektör de sizin, çiftçi de sizin. Patlama testleri sonucu bunların bazılarının, daha doğrusu potasyum nitrat, sodyum nitrat ve 26 ile ilgili yapılan testlerde istenen seviyeye çıkmadığını, patlamadığı durumu ortaya çıktı. Ama 33'ün kesinlikle doğrudan bir patlayıcı özelliği olduğundan dolayı onun yasaklılığının devamı yönünde bir karar kıldık. Ocak ayında Sayın Bakanımızın talimatıyla bunu duyurduk kamuoyuna da. Ama 26'nın kontrollü kullanımı çiftçiler tarafından, 30 şeyin sodyum nitrat ve potasyum nitratın da kontrollü kullanımı ile ilgili talimatımız yürürlükte şu anda.
çiftçilerimiz bunu kontrollü bir şekilde, yani üreticiden son kullanıcıya kadar biz bütün süreci izleyecek şekilde şu anda çiftçilerimize bunu kullandırıyoruz. Azot toprak içerisinde mobil bir yapıya sahip olduğu için, hareketli bir yapıya sahip olduğu için ilk sulama suyuyla veya ilk yağmurla bulunduğu ortamda doğrudan toprağın derinliklerine veya suya karışma ve akarsulara, nehirlere doğrudan ulaşma durumu söz konusu oldu.